BloombergKT.com tarafından hazırlanan sabah bültenine hoş geldiniz. ABD'de endeksler teşvik paketine ilişkin belirsizlikle ABD ve Çin arasındaki gerilime dair endişelerin etkisiyle karışık seyirle kapandı. Asya Pasifik bölgesinde ise hisse senetleri bu sabahki işlemlerde çoğunlukla geriledi. ABD yönetimi Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin Amerikan teknolojisine erişimini engellemeyi amaçlayan kısıtlamalarını artırdı ve şirketin 38 iştirakini kara listeye aldı. Moody's'den yapılan açıklamada üretim faaliyetlerinin güç kazanmasıyla küresel ticaretin toparlanma belirtileri gösterdiği kaydedildi. Ayrıca açıklamada COVID-19 vakalarının yeniden artma riski ve karantina önlemlerinin yeniden uygulanması ihtimali de vurgulandı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0.22 değer kazancıyla tamamladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran madencilik, en çok gerileyen ise spor oldu. Analistler yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin haber akışının küresel piyasalara olumlu yansıdığını, ABD ile Çin arasında devam eden gerilimin yanı sıra jeopolitik gelişmelerin ise risk iştahını azaltıcı etki yaptığını belirtti. Sabah saatlerinde dolar TL 7.38'den, euro TL 8.78'den, altının onsu 1.991 dolardan işlem gördü. Bugün yurt içinde veri gündemi sakin, yurt dışındaysa Avrupa Birliği ile İngiltere arasında bir ticaret anlaşması sağlanmasına yönelik görüşmelerin altıncısı Brüksel'de başlayacak ve hafta sonuna kadar sürecek. Ayrıca ABD'den Temmuz ayına ait konut başlangıçları verisi açıklanacak.